Şimdi hadis-i şerif e, okuyacağım. Zekatla da ilgili ama sadece zekatla ilgili değil. An Ebu Hurayra radıyallahu teala anhu Ebu Hurayra Efendimiz'den ben ennehu sallallahu aleyhi ve sellem ütiye bi ferasin yec'alü kulle hutveti minu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir at getirildi. Tabi bu attan maksat burada Burak. Miracı anlatıyor yine. Ama bu hadis-i şerifte feres diyor. <laughs> Halbuki Burak ne at ne katır. O arada bir şey. E, yani demek istiyor bir merkep. Yecalü ne yapıyor? Külle hutveti minü Gözü nereye görüyor? Gözünün gördüğü en uzak yer mesela buradan yerden göğü görüyoruz ya. Oraya kadar bir adımda gidiyor. Fesara yürüdü. Ve sehama cibrilu Cibril de onunla beraber yürüdü. Yani Miraç. Fe Teala kavmin bu Miraç hadislerinde de benim sohbette geçer. Bir e, adamlara rastladı. Yazraun <laughs> ve bir günde ekiyorlar, aynı gün biçiyorlar. Yani toprağı kazıyorlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem seyrediyor üstünden. Ne yapıyor bunlar diyor bakıyor. Adamlar toprağı kazıyorlar, tohumları ekiyorlar, kapatıyorlar, birden fışkırıyor boyları kadar. Ondan sonra hasat yapıyorlar, ürünü alıyorlar yani artık yemek için, satmak için. Böyle. Küllema hasadu ade de Ne zaman bitiyorlar, tekrar dönüyor. Efendim, e, yeniden bitiyor. Yani rızkın sonu yok. Kale a Cibrilü men Ey Cibril bunlar kimlerdir sordu. قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف bunlar Allah yolunda cihad edenlerdir. Bunların amelleri 700 kat katlanıyor. Haseneleri 7 700 kat katlanıyor. Cihad edenlerdir diyor. Bak şehittir demiyor. Yani her cihad eden harpte şehit olmaz. Nice mücahitler vardır. Yataklarında ölmüşler. Halid İbni Velid radıyallahu anh Allah'ın kılıcı Seyfullah el-Meslul bütün vücudunda e, yara almadık. Ya ok yarası, ya süngü yarası, mızrak yarası, kılıç darbesi olmayan vücudunda bir yer yok. Ama ölmemiş. Onun için yatağında ölürken çok ne yaptı? Üzgün vefat etti. Ne bakımdan? Harp meydanında ölseydi istedi. Ama Halid İbni Velid şehit olamadı mı şimdi? Olmaz olur mu? Şehitlerin en büyüğü olduğu. Neden? E, ömrü cihatta geçti. Eceli gelmedi. Söylemedi. Ne yapsın? İntihar mı edecek aşağı? Onun için buyurdu vücudumda kılıç, ok, mızrak, yarası olmayan bir yerim kalmadı ama ha şimdi görüyorsunuz koca karılar gibi yatağımda ölüyor. Ama bunun için söyledi. Ölürüm diye harbe cihada gidemeyenlere kapak olsun diye söyledi. Ölseydim ben ölecektim dedi. Demek ki ecel gelmeden ölemiyorsun ama harbe gitmesen de evde yatsan da aşağı ecelin geldiyse ölüyorsun. Bütün ömrün harpte de geçse ecelin gelmediyse ölmüyorsun. O zaman dedi ki felâ ahmet a'yunul cübena korkakların gözlerine uyku girmesin dedi. Yani Allah yolunda cihattan korkup cihada gitmeyen korkakların gözüne uyku girmesin. Ne demek istedi? Yani ne yanlış itikatları var. Yani beddua etti aslında. Gözüne uyku girmesin ne demek yani? Uyuyamamak musibettir, hastalıktır. İnsan uyuyamıyorum diye doktora gidiyor. Psikolojik tedavi görüyor, bazıları uyuyamadıkları için ilaç alıyor, değil mi? Onun için beddua attı. Yani ne korkuyorsunuz cihattan dedi be ya. Ecelin gelmediyse zaten ölmeyeceksin. Git Allah yolunda harbe dedim demek istiyor. Radıyallâhu teala. Onun için cihada gidenlerin diğer amelleri de 700 kat katlanıyor. Mesela Allah yolunda harbe cihada gitti. Bugünün cihadı ne? Eftalül cihad el bil marufi ve nev'al münkeri. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek? Yani şu anda biz ne yapabiliriz? Bir adam ben ateistim diyorsa, deistim diyorsa, peygambere inanmıyorum diyorsa, biz ona efendim harp mi açacağız? Biz onun kellesini mi uçuracağız aşağı? Böyle bir şey yok. Ne yapacağız? vaaz edeceğiz, nasihat edeceğiz, yakınlık edeceğiz, alttan alacağız, üstten gireceğiz, gönlünü alacağız, ısındıracağız. Öbür türlü olmaz. Çünkü hepsi ateistim diyene biz Müslüman diyemeyiz ama Müslümanın evladı. Doğdu Müslüman, büyüdü Müslüman, birkaç yaşına geldi. Bu internetlerden, şunlardan, bunlardan kavurluk öğrendi. Ne dediğini kendi de bilmiyor. Ateistim, değilsin bir de bir şey daha çıktı. Ombus on mu, onkus mu? Agnostik, o ne ya? Böyle şeyler çıkarttılar şimdi. Kendi de bilmiyor ne demek istediğini ya. Zavallı bir çare. Allah hidayet eylesin. Amin. Onun için e, biz bize çok vazife düşüyor. Efendi Hazretlerimiz Kaddesi Allah'a sallallahu buyurdu ki Kılıç cihadı adam yitirir, vaaz cihadı adam kazandırır. Onun için Mevla kazandıranı öldürtenden eftal tutar. Çünkü Mevla ister ki kulum bana Müslüman olarak gelsin. Mevla kullarını Müslüman olsunlar diye yarattı. İbadet için yarattı. Kaçak bir kulumu bana getirirsen diyor. Davud Aleyhisselam milletten bıktı uğraşmaktan hem hükümdardı devlet reisi olduğu için mahkemeyi de o görüyor. Hakemlikler, şeylikler, e, Allah'ın peygamberi o goda da ibadet yapıyor gece gündüz ibadet. E bir de milletle uğraşıyor falan. Yahu dedi bu milletin işleri bitmez. Çekildi uzlete. Kimse bulamıyor. Bir vadiye gitti bir, bir... tenhaya çekildi. Geliyor Şeyde kimse yok. Merkezde kimse yok. Devletin merkezinde. Onun yerleri var. Bina, binaları, kuvvetli binaları vardı muhkem. Ondan sonra geliyorlar. Nerede Davud Nebiyullah yoksa? Mevla Teala vahyet. Ya Davud, mali vahide. Niçin ben seni cemaatin içinde görmüyorum da? Müslümanların cemaatin arasında görmüyorum da? Yani yoksun orada demek istiyor. Buyurmak istiyor. Niçin seni tenhalarda tek başına ibadet yaparken görüyorum? Dedi ki Ya Rabbi firaran ileyke ya bu millet beni konuşturuyor bir şey soruyor dünya kelamı şudur budur ben istemiyorum ben sırf zikir yapmak istiyorum. Sana kaçtım dedi. Yani ibadette meşgul etmesinler beni diye sırf ibadet çıkartmak istiyor. Mevla Teala ne buyurdu? Ya Davud, eğer sen benim bir kaçak kulumu bana döndürürsen, ben kullarımı Müslüman yarattım. Fıtratı İslam üzere yarattım ama sonradan bozuldular. Bir kısmı namaz kılmıyor, bir kısmı oruç tutmuyor, bir kısmı zekat vermiyor, bir kısmı haram zina yapıyor, bir kısmı içki içiyor falan. Kimisi imansız. Onun için bunlar benden kaçmış. Sen bana kaçıyorsun. Onlar da benden kaçıyor. Onun için eğer benim kaçak bir kulumu bana getirirsen, yani ne demek yola getirirsen, namaza başlatırsan, zikre getirirsen, ilme getirirsen, ketep tüke cehbeza seni benim nazarımda en büyük kullardan yazarım. Bak, tek başına ibadet yapsan hiç uyumasan, yemesen, içmesen melek kadar ibadet bile yapamazsın. Ne kadar olsa insansın. Ama öyle ibadet çıkarsan bile ben seni en büyük kulum yazmam. Ama kaçak bir kulumu bana döndürürsen seni en büyük kullarımdan yazarım. Onun için cihadın en üstünü iyiliği emretmek, kötülükle ne etmek? Bir adam ama tabi e, Yunan saldırma kalkar, o taraftan PYD bilmem işgale kalkar. Şu dur budur bu zamanlarda seferberlik ilan edilirse tabii ki ne olacak? Her mümin vatanını, yurdunu, kutsallarını, mukaddesatı korumak için ee, o zaman silah cihadı devreye girer. Şimdi biz bu milleti ne yapacağız? Adam eski kulağı kesiklerden senelerce beyoğlunun haracını yemiş böyle adamlara. Sonra dönüş yaptı. Hemen peşal var, sakal, sarık. Sarı da biliyorsunuz bizim bazı cahiller de çok büyük sarık sarıyor. Efendi Hazretleri <laughs> büyük sarık derdi. İlmi olmayanlar küçük sarsın derdi. Çünkü seni hoca zannederler, soru sorarlar der. Sonra da sen cevap bilemesin, bilemiyorum dersen ne hala? Ama sonra mahcup olmayalım adam bizi hoca zannetti diye bir yalan uydurursan, yanlış fetva verirsen yandın derdi. Onun için hoca olmayanlar çok büyük sarık sarmasın derdi. Yani bu da bir kaide. Yedi arşın zaten sünnet, yedi zira. Zira şu kadar. Bundan yedi kere döndü mü böyle sünnet oluyor. Ama tabii alim olanlar falan daha büyük sarıklar sarabilir diyor. İmam-ı Azam Efendimiz, azmu ama imekum sarıklarınızı büyük tutun. Ve vesyu ekmamekum kollarınızın e, yenlerini geniş yapın. Buraları geniş yapın derdi. Kime diyordu bunu ama? İmam Muhammed'e diyordu, İmam Ebu Yusuf'a diyordu, İmam Züfer'e diyordu. Kendi talebelerine, İmam-ı Azam'ın talebeleri kim? Hepsi müştehid oldu. Onlara öyle diyordu yani. Niye? bil اُسْتَخَفَّ بِالْعِلْمِ ehli ilim hafife alınmasın, İlim ehli küçümsenmesin, onun için kılık kıyafetinizde de sarığınız büyük olsun, cübbeniz geniş olsun, yenleri geniş olsun buyuruyordu vasiyetlerinde. Efendimiz bunu da çok naklederdi. Bundan dolayı e, ilim ehli olanla olmayan, zaten da biliyorsunuz, öyle herkes istediği fesi takamazdı. Herkes istediği şekilde sarıp, saramazdı. Kıyafetlerin nesi vardı? Vazifeleriyle ilgisi vardı. Kimin görevi bir kadının kıyafeti, kadı derken kadın değil ha, kâdî. Yani maşerat mahkemesinin hakimi, kâdî. Onun kıyafeti başkaydı. Şeyhül İslam'ın kıyafeti başkaydı. E sen şimdi Şeyhül İslam kadar sarık sardırırlar mı sana? <laughs> Osmanlı'da yani. Değil mi? Onun için e, buna göre hareket edelim. Ama emri bil marufsuz duramayız en büyük cihat olur. İşte buraya sohbete çağırdın, şimdi aşure gecesi birkaç kişiyi aldın, getirdin, ettin. Ne yapmış oldun? Yapılan sohbeti sen yapmış oldun ona. Çünkü o ona ulaşamayacaktı. Hoca ona duyuramayacaktı. O da hocayı duymayacaktı. Sen aracı oldun. Ama buradan bir şey duydun, gittin. E, ki ya aşure gününü oruçlu tutarsak bir sene günahlar af oluyor. Komşu, arkadaşım, akrabam birine bir şey anlattın yani. Veya dedin ki işte efendim kardeşim işte bu içki haramdır. ahirete ahirette çok azap var bu içki işine. E sen tövbe et. Allah senden razı olur. Günahlarını affeder falan. Böyle işte herkese anlatacağız bir şeyler. İlla ayet, hadis okuyamasan da Türkçesi kafanda kaldığı kadar. Derin mevzulara girme. Ama helal belli, haram belli. Bunlar da e, bu vazifeleri yapanların namazları da 700 kat yazılıyor. Oruçları 700 kat yazılıyor. Ama bu vazifeyi yapmayan, mesela Allah yolunda cihada çıkması gerekip de cihada çıkmayan namazın orucunu tutarsa, kılarsa borcu düşer, sevap da alır, bira, bir alır, bire on alır, bire on alır. Ama cihat yapsaydı her ameli 700 kat katlanacak. Şimdi bugün emri bir maruf yapanlar, sohbetlere davet edenler, çoluk çocukları medreseye göndermeye teşvik edenler ve Allah yolunda Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak için mücadele verenler, insanlara beyanda bulunanlar mücahittir. E Cihadın en faziletlisi iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek? Ben hükümet değilim ki, icraat yapamam ki. Neyi engelleyeceğim? Tekel bayilerini kapatamam, gazinoları kapatamıyorum. Televizyonlarda kadınların gösterilmesini engelleyemiyorum. Bunlar benim elimden gelse ben bunları yapar mıyım? yaparım. Mühür bende olsa hiçbir kadın televizyonda böyle kadın bilmem ne sunucu sibir gel bir şey ben bırakır mıyım? Bırakmam. Ha işte Lale Gül'deki arkadaşlara ne diyoruz? Dünya kadar bak Lale Gül'ün durumu her zaman için sıkıntılı oldu. Elektrik arttı, şu artıyor. Devamlı zam, zam, zam. Adamlar ne yapacaklar? şaşırtlar ödemeli. E sohbetleri durdurmuyor. Bu sefer reklam verecek. E, reklamlardan ne geliyor? Hep kadın sesi geliyor. Kadın görüntüsü geliyor. Bizim hacı hoca, Müslümanlar bile reklam hazırlıyorlar mesela şirketleri için. Kadın koyuyorlar. Ama bak bu Lale Gül açılalı kaç sene oldu? Radyo çok da 20 seneye gitti radyo hemen hemen. E, televizyonda yani oldu 8 sene, 9 sene belki. Ben hapisten çıktıktan sonra yani. Birkaç sene sonra. E, hapisten çıkalım 12 sene iyi geçti. Dolayısıyla bir kadın sesi koyduk mu oraya? Koymadık. Bir reklamda kadın görüntüsü aldık mı almadık? E bu ne demektir? 100 bin lira reklam geliri olacaksa 50 bine düşüyor. Bu da seni dar boğaza sokuyor. Yardım eden yok. Nasıl yürüteceksin bu işi? Ama olmaz. Biz cemaatimize, Müslüman kardeşlerimize bu kurulurken söz verdik. Dedik ki, burayı izlerken kimse hiçbir kadın sesi, kadın görüntüsü seyredip günah girmeyecek. E Neye yarar? Ama onun için biz elimizden gelen yerde mükellefini yapıyoruz. Ama biz nasıl bizim toplumu biz efendim günahları engelleyelim, haramlar durduralım. Ancak ne yapabiliriz? Vazmaz şahit, emri bil Her fırsatta doğruları da söylüyoruz. E şimdi bu bunun tebliği size düşüyor. Bu kadar kolay oldu YouTube'larda. Bir parmakla bir şeye basarak sohbet var diye mesaj atabiliyorsun. İlanı gönderebiliyorsun. Sohbetin linkini gönderiyorsun. Adam hoca sakalıyla sarığıyla ayet hadis okuyor. Konuşmayı gönderiyorsun adamın cebine. Adamın kulağına gönderiyorsun. E bunu da yapmıyorsan senin amellerin 700 kat katlanır mı ya? Millet sel gibi cehenneme gidiyor. Namazdan haber yok, oruçtan haber yok. Bu kadar haramlar anlatıyoruz. Adam bazıları günah olduğunu bilmiyor birçok şeyin. Niye kebair günahlar derslerine devam ediyoruz? E şimdi daha şu ana kadar hepinizin bildiğiniz birkaç günah konu ettik. Önümüzdeki derslerde öyle şeyler gelecek ki ben bunun günah olduğunu bilmiyordum diyeceksiniz. Ama kebair büyük günahlardanmış. E onun için bu derslere başlandı. E şimdi bu millete bunu duyurmak e, hepimizin görevi. Yani bunu ben sadece yapamam. Fema <laughs> enfeku <laughs> bu yolda masraf ederler. Cihat bi envalikum ve enfusukum diyor Kur'an. Ve cahidu. <laughs> Cihat ne demek? İslam'ın dünyaya hakim olması için olanca gayretini harcamak cehden geliyor. Cehd ne demek? Son gayret. 100 kuvvetin varsa, 99'unu harcarsan, birini eksik etsen cihat olmuyor. Son gücüne kadar Allah'ın dininin duyurulması için, hakim olması için gayret edeceksin. Kur'an bütün cihat ahitleriyle dolu. Bu din işinin zirvesi örgücünün, yani devenin nesi var? Örgücü var. Örgücünün üzerinde de nesi var? Zirvesi var. Tam bir çıkıntı var. O çıkıntı var ya ve zirvetü senamihi benim getirdiğim İslam dininin zirvesi sinam dediği devenin örgücü zaten. Örgücün zirvesi diyor. Yani namaz var, oruç var, her şey var. Ama bunun tepesinde ne var? El cihadu fi sebilillah. Bugünün cihadı neymiş? Mazuna saat, iyiliği emretmek, kötülükten Ne yapacağız? Öbür cihadın yeri gelir. Ama şu anda bunu yapalım bari. Bu uğurda tabi para harcamak icap ediyor. Ee, Emni çıkanlar icabında ne yapıyorlar? Herkes cebinden 100 lira, 200 lira benzin parası koyuyor. Kimseden para dilenmeyelim. Kendi paramızla benzinimizi koyalım. Ondan sonra da çıkalım muhitleri gezelim. Abdullah hocamız, Allah acil şifa ihsan eylesin. Amin. Mahmud Efendi Hazretlerimizin mahdumu, küçük mahdumu, Abdullah Usta Osmanoğlu hocamız, benim hocam hafızlık derslerimi dinlemiş. De Çocuklar tabii 45 sene, 50 sene evveli konuşuyorum. Abdullah hocamız kıymetli büyüğümüz. Efendi Hazretlerimize tam bağlı. Ve o emri bir muharif işini biz 10 yaşındaydık, 12 yaşındaydık Şakir Hoca. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Onlarla emri harfa gidiyorduk. Öyle kimseden para istemek yok. Parayı cebinden Herkes para, benzin parasını koyuyor. Bir kişi belki veremez. Hepsi de ortalama çok zengin insanlar değiller normal vatandaş. Şey olarak maddi bakımdan benzinleri koyardılar. On sonra giderdi. Ta Tekirdağ, Çatalca'ya, Atabazan'a misal. Ben tabii o zaman yaşım küçük olduğu için çok uzaklara böyle 10 gün, 20 gün, bir ayda çıkarlarsa o kadar. Efendi Hazretlerimiz ne buyurdu? Haritayı açın, bütün köyleri tespit edin, ben size söz veriyorum. Her köye gidip oranın halkına İslam'ı, Kur'an'ı, sünneti anlattıktan sonra İslam hakim olur. He bu yapılamadı. Bütün köylere tek tek gidildiğini düşünmüyorum. Ama onlar o zaman çok gayretli idiler. Çok gayretli idiler. Biz de onların terbiyesi altında büyüdük. İlk sohbeti bile bana e, Edirne Medine değil de Tekirdağ tarafında bir yere gittik. Camide, köyün camisine kimse sohbet yapmıyor. Sohbet bırak, namaz da yok cemaatle. İmam da yok. cami biz açtık. Birimize dediler, bir de Emin Hoca var, Emin Kılıç. Hasan Efendi hocamızın, rahmetullahi aleyh kabri nur olsun, Hasan Efendi hocamızın e, ee, Emin Hoca, Emin Kılıç. Haseki'de de ders okutuyor iyi bir alimdir, benim de çocukluk arkadaşım. O da onunla beraber gidiyorduk biz. Yani Abdullah hocalarımızla. Birimiz işte ezan oku dediler, çık sen minareye. Minare de çok yüksek değil köyde. Oradan ezan okudu, öbürümüz işte kâhmet getirdi. Hoca efendi namaz kıldırdı. E cemaat yok. Bir kişi yok. Ne yapacağız? Kahveye gideceğiz. Yani hoca efendiler kahvelere de gidiyorlardı tabii. Ondan sonra dediler ki Emin Hocayla ile bana siz dediler bize vaaz edeceksiniz önce. Biz daha belki de bula ermemişik. Bir saf cemaat var. Minibüsle gidiyoruz. Yani minibüs derken cami küçük. Bayağı 10-12 kişi var. Ama köyde bir kişi yok. E bana dediler döndüm mihraba çık mihrabından dön bize. E ben de bir şeyler öğreniyorum o zaman ayet hadis. Dediler bize konuş bakalım. Ya arkadaş nasıl konuşacağım Abdullah Hoca'ya, Şakir Hoca'ya ben? Sohbet yapacağım. İlk sohbet bir de. Suratlarına bakamıyorum. Yahu yap işte bilmem ne ım Neyse kafamı önüme koydum. Taramalı gibi ezberden bir ayet, bir hadis, bir şeyler söyledik El-Fatiha. Kaç dakika? On dakika. Ya çok büyük iş. 10 dakika nasıl konuşacaksın? Hiç konuşma bilmiyoruz. Sonra Emin Hoca'ya dediler, sen biraz konuş, o da biraz falan. Çok zor. Ha dediler. Bize ki 10 dakika konuştun, yabancıya bir saat konuşursun. Hakikaten öyle oldu yani. Ondan sonra bir de baktık, adam hiçbir şey bilmiyor zaten. Şimdi hocaya ne konuşacaksın? He, hiçbir şey bilmeyen, he? Sene de kuvvetli konuştuk yani. E, dolayısıyla biz Böyle insanlar gördük. Allah için gece gündüz e, evini barkını feda ederek daha onlar da o zaman yeni evliler yani 40 sene 45 sene evveli konuşuyoruz. Yani hanımını, çoluğun çocuğunu bırakıp günlerce, aylarca Allah için köy köy gezip insanlara Kur'an sünnet anlatan adamlar yetiştirdi Mahmut Efendi Hazretlerimiz. Bunların devam etmesi lazım milletin ayağına gidilmesi lazım. Yani dükkanına girilmesi lazım. İcabında gelmedi camiye. Neredesiniz siz? Millet köyde nerede toplanmışlar? Kahvede. Camide cemaat namazı gelmeyince. Kahvede, Trakya tarafında da çok bozukluk vardı o zaman. Şimdi biraz daha herhalde cemaat vardır. Onun üzerine dediler iki ay, aylardır burada ezan okunmaz. Öyle köylere gittik hiç inek girmiş içeride gebermiş adam ineğini arıyor bulamıyor çünkü neden kimse tahmin etmiyor ki camide ölmüş kapı açık kalmış inek kapıda açık kapıdan girmiş e kapı rüzgardan kapanmış inek çıkamamış aç susuzluk inek ölmüş öyle köylere gittik E şimdi. Hala belki de öyle köyler var. Hiç kapısı caminin açılmayan. Allah için bu milleti uyandıralım. Tabii bugünkü bir kolaylık var. Şeyden YouTube'dan link atıyorsun, bir şey atıyorsun. Herkese bir şekil ulaşma imkanları doğuyor. Doğuyor ama e, maalesef insanların çoğu sohbet konularını dinlemek için, izlemek için e, o linklere girmiyor, tıklamıyor işleri, güçleri, fuzul işler. Ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar, hatta ikisine de zarar işler. O videoları izliyorlar. Bir Allah için konuşan adamı izlemiyorlar. İzleyen de var. Ama siz bu işte teşvik etmeniz gerekir çevrenizdeki insanlar. Bugünün cihatı budur. Namaz kılma oranı azaldı. Oruç tutma oranı azaldı. Nüfus çoğaldı. Camilerde cemaat var mı? Bakıyorsun, öğlen namazında cami dolu ama bir de bakıyorsun çoğu Suriyeli. Bazı bölgelerde, bazı bölgelerde öğlen namazında cemaat var ama çoğu kim? Suriyeli. Türklerden öğle namazında, iki namazında cami dolan bir yer çok duymuyor. Cuma namazı bir tek işte mümkün mertebe doluyor biraz. Ama sen nedir? Bu millet cuma kılsa cami mi yeter? Bu nüfus cuma kılsa cami mi yeter? Çoğu cuma da kılmıyor. E ne yapacağız şimdi? Ondan sonra pahalılık var, ondan sonra bela var, ondan sonra korona var, ondan sonra hastalık var. Başın beladan kurtulmaz. Mutlaka iyiliği emredeceksiniz, kötülükten ne edeceksiniz? Ama ben adamı namaza başlatamadım. Sen vazifeni yaptın. Ben adama zinayeden kurtaramadım. Sen vazifeni yaptın kardeş. Onun için bu cihat maalesef geri kaldı. Ve اَنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ dedi Cebrail Aleyhisselam. Allah yolunda davet için, Allah yolunda tebliğ için, e, emri bil maruf için veya kafirlerle savaş için, şimdi gazete olduğu gibi, kim bir kuruş verirse, ne verirse, Allah yerini dolduracak. Dünyada ahiret dedi. Ayet bu zaten. Cebrail Aleyhisselam da bu cevabı verdi. Dolayısıyla ne verirse diyor cihat. Bugünün cihadı neymiş? Emri bil maruf vazun asyan. Cihat yoluna ne para verirse işte bir minibüs tutarsın, bir otobüs tutarsın, bir kuruş bir yardım edersin, adama bir yemek ısmarlarsın. Mesele ne? Sohbete getireyim, ilme getireyim, yola getireyim. Allah yerini dolduracağını vaat ediyor. İşte onların karşılığı nasıl? Tohumu ekiyor, ektiği gibi boyu kadar mahsul veriyor, hemen biçiyor, hormonlu da değil tabii. Ondan sonra bir daha tekrar yeniden mahsul veriyor, yeniden biçiyor. Aynı gün içinde bin kere bitse, bin kere geri geliyor. İşte Allah'ın dininin duyulması, duyurulması şeriatının dünyaya hakim olması için verilen yardımlar ve harcamalar asla boşa gitmiyor, zayi olmuyor. Ahiret hesabına geçiyor. Dünyada da kat katı geliyor. Ahirette de sonsuz bitmiyor. Cennet sonsuz. Sonra e -sümme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cemaate rastladı. Turdakû dövülüyor. Rusuhum vuruluyor kafalarına. Neyle bir sahri kayalarla vuruluyor. Baktı ki bir takım kişiler bir takımlarını kafalarını almışlar, kayanın üzerine koymuşlar, yatırmışlar. Adam böyle kesecek koyun gibi kafası böyle duruyor. Sonra e, birileri geliyor, büyük bir kaya getiriyor. O kayayı onu kafasına bir vuruyor, kafası dümdüz oluyor, patlıyor, bütün işte damarlar şeklinde. Kan revan içerisinde her tarafı eziliyor, patlıyor. Sonra külle marudu hat, sonra kaya yuvarlanıyor gidiyor. O yine gidip kayayı almaya gidiyor. O kayayı alana kadar külle marudu kafaları ezildiği zaman adet tekrar geri dönüyor. Kemakânet evvelce olduğu gibi sapasağlam yüzü, gözü aynı sapasağlam geri dönüyor. Çünkü bir defa azap çekmekle azabı bitmez. Orada ne kadar acı çekti, şimdi bir daha çekecek. Bu sefer yeniden kafası düzeliyor, yeniden kaya getiriyorlar, bir vuruyorlar. وَلَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ Bir an bile nefes almasına fırsat verilmiyor, İşkencede gevşeklik yapılmıyor, anında kafası dümdüz oluyor, yeniden düzeliyor, yeniden kafasına taş kafası eziliyor. Hiç dayanılacak bir şey değil. Yani bir kere iki kere zaten bir kere ne olacak? Ölsen kurtulursun. Bir kere kafanı dümdüz ettikleri zaman zaten yaşayamazsın. Ama ölmek yok. La yemutu fiha ve la Cehennemde, azapta ne ölebilir, ne dirilebilir. Ne dirilebilir ne demek? Rahat bir nefes alamaz ama ölmekte ölemez. Azap devam edecek. "Kul azab azabı tatsınlar için Allah buyuruyor. Kale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ya Cibril ve Cibril kardeşim men havla bunlar kimlerdir? Ne yapmışlar bunlar? Ale buyurdu ellezîne tesâkalet ruûsûm bu anissalâ Bunların dünyada kafaları, başları secdeye eğilmekten zorlanırdı, ağırlanırdı, efendim bana namaz deme, secde deme, taş taşıt taşırım ama iki rekat kıl deme bana derlerdi. Şimdi burada kafaları eziliyor. Baş secdeye eğilecek ki bu kayalardan kurtulsun, cehennem kayalarında ezilmesin. Ahirette üzülmesin. Bu kafa, bu baş Allah için secdeye beş vakit namazda eğilecek. Farz namazları mutlaka kılacak farzlardan eksik edenlerin kafaları ezilecek. Bitti bu. Ne kadar geride kaza var, bunlar hesap edilecek. Ölmeden evvel, başka fuzuli işlerle uğraşmadan e, evinin, çoluk çocuğunun geçimini temin edecek kadar zaruretle meşgul olacak. Bunun dışındaki bütün kalan vakitlerini kaza namazlarını bitirmeye sarf edecek. Ben 30 senelik kaza borcum var. Şimdi yeni tevbe ettim, namaza başladım. Nasıl olacak? 30 senenin de kazası üzerine kalmış. Bunları tek tek hesap edeceksin, kılacaksın. E kılıyorum. Ne kadar? Günde bir günlük. Zaten şu anda günde bir günlük kaza kalana bile kılana madalya takıyorlar ya. Aa, sen bir günlük kılıyorsun ya maşallah böyle. Beşe beş katıyorsun. Ulan zaten kazayı bırakmış. Borçlu da adam borcunu ödüyor. Bu da sadaka verdi zannediyor. <laughs> ya borç Ondan sonra bir günlük. Ne bir günlük ya? Bir günün farzları kaç dakika? 17. 17 dakika dedin, 20 dakika. Abdestin hazırsa zaten normal namazı kıldıktan sonra. 20 dakika. Bir günlük kaza kılabiliyorsun. Kaç tane 20 var bir günde? Ondan sonra ne yapıyorsun? Filmlere bir saat. Maça iki saat. Ondan sonra açık oturuma bir saat, milletin televizyon başında durduğu, biraz internet televizyonu düşürdü biraz. Evvelce bazıları 8 saat televizyon izleyenler vardı. 8 saat, işe gider gibi. Şimdi bilmiyorum, internet herhalde 8 saat olmuştur. Çünkü devamlı cebinde. Efendim, televizyonda bir iki saat bilmiyorum, bakıyor mular, bakmıyor mular, Allah kurtarsın. Ondan sonra Adama soruyorsun kazan var mı var? 30 senelik. Namaz kılmaya başlamış, tevbe etmiş. E, sen de memnun kalıyorsun. Tabii bir teşekkür ediyorsun. Şey Övgüde bulunuyorsun. Allah kabul etsin. Aman bırakma kardeşim falan. Tamam. Kaza kılıyorsun. kılıyorsun. Her günde bir günlük kaza kılıyorsun. Maşallah sen. Ne maşallah ya. O ahirette ne zoppa yiyecek biliyor musun sen o ne zoppa yiyecek? Niye? zaruri uyuması, zaruri kazanması, zaruri yemesi, içmesi, abdest bozması, zarurinin dışında o adamın, o kadının hiçbir şeyle uğraşması caiz değil. Kaza namazları dururken. Dolayısıyla o gün başı beş vakit namaz borcum var. Bunu kılacaksın. Ondan sonra fuzuli iş yapmayacaksın, her işi terk edeceksin, benim öyle milletle hahi ha, yapma vaktim yok. Çok zaruret. Nasılsın, iyi misin? Sılay rahim, akrabayı aramak, sormak, bilmem ne. Anne nasılsın, baba iyi misin? Hanımından zaten zaruri işlerinde var. Hanımdır bu, eşindir, çocuğundur. Bunlarla ilgilenmek zorundasın. Ama bunların bir ölçüsü olmalı. Bir insan günde bir saat kaza namazı kılamaz mı? ya? Bir saat nedir? Bir saatte efendim, Üç günlük kılarsın. Beş günlük kılarsın. Otuz senelik kazayı on senede kılan gördüm. Daha da az kılan gördüm. Otuz 30 senelik, kırk senelik kazayı birkaç senede kılan gördüm. Alınları secde yapmaktan nasır bağlamıştı. Burasında adamın nasır vardı Ali dayının. Rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Ama kırk senelik namaz kazası vardı. Nasıl dönmüştü Nasıl ağlıyordu hüngür hüngür. Bir insan ben nasıl namazı kazaya bıraktım? Kaza borcum var ki Allah'ın zoruna nasıl çıkacağım? Kabirin azabının tümü abdestten namazdan sorulacak ya. Bu namaz işi kolay bir şey miydi? Sonra Sümmetâ sonra geldi alâ kavmin bir kavmin yanına geldi sallallahu aleyhi ve sellem Burak'la giderken onların durumu neydi? alâ edbârim bi'ka'un dübürleri, makatları yani şeyleri, avret yerleri üzerinde birkaç yama, yama koymuşlar. Ve hala akbali Böyle elbiseleri falan düzgün bir şey yok. Önlerine de tenasül uzuvlarının üstüne de böyle bir yamayla kapatmışlar ama hani bacakları, dizleri, her yerleri açık yani. Yesrahûne gezip dolaşıyorlar. Kemâ tesmâul en'âmû davarlar aç kaldığı zaman, nasıl ki ot gördüğü zaman, ota koştukları gibi hızla, bir de bir zaman epey aç kalırsa, yem vermedin hayvana, sonra çıktı merayı gördü, o meraya nasıl koşturursa, onlar da koşturuyorlar, ama nereye? Meraya değil, ile zari'i ve zekkûm. Tari'i Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, değil mi? Ondan sonra amiletun nasasanatus kamun ayha. Leyselum taamun suresinde her cuma biliyorsunuz okunması sünnet imamların okuması yani bayram namazlarında da sünnet Haşiye suresi orada öyle buyuruyor. Onlar e, ne yapacaklar? Cehennemde yemek arayacaklar ama Leyselum tamun onlar için hiçbir yemek bulunmayacak. İllamin min dari'a cehennem dikenlerinden ateşli dikenler bulunacak. La o kendisini yiyeni şişmanlandırmayacak. Ve la yughni açlığı da bertaraf etmeyecek. Tam tersine içine ateşi sokacak. Ve bütün bağırsaklarını dökecek, her tarafını yakacak, dışarı atacak. Onlar o zariyah ye yemeye koşuyorlar. Çünkü o kadar aç kalıyorlar ki. Ta ve zekkum, zekkum biliyorsunuz. İnne şecarete zekkum. Ta'amul ethim diyor Duhan suresinde. Zekkum ağacı günahkarların yemeğidir. Kel muhli fil butun zeytin tortusu gibi simsiyah karınlarda kaynıyor. Yediği zaman bütün karnı nasıl ki şu andaki en fokur 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 kaynayan ateş karnında düşün. E onu yer mi? Kehalil <laughs> hamim. En sıcak suyun kaynaması gibi diyor. E, yer mi yemez mi? Ne buyuruyor? Ve yestehizu <laughs> Kehf suresinde bu. Eğer cehennemdekiler su isteseler yugasu <laughs> onlara su verilir. İmdat edilir, medet yardım gönderilir ama ne? Bir ma'in bir su ki kelmühli böyle sipsiyah Kayneyan, kaynayan, fokurdayan bir e, zeytin tortusu gibi bir su, sıvı yani. O sıvı onlara getiriliyor, tam yanlarına yaklaştığında yeşvil vücu, yüzleri kebap ediyor. Daha içmeden evvel dumanı, etlerini, derilerini söküyor, adamın yüzü iskelet kalıyor. Yeşvil vücu, suratları pişiriyor. Bir şarap. Ne kötü içecek ve saat murtefaka cehennem ne kötü dinlenecek yer ne kötü istirahat yer hiç alay ediyor hiç cehennemde dinlenir mi bu azaplarla beraber peki bu adam bunu niçin içiyor niçin içiyor biliyor musun o kadar susuz kaldı ki buramdan diyor bir şey aksın sıvı bir akıcı bir şey geçsin ne geçerse geçsin artık diyor yeter ki şuradan bir sıvı aksın bitmiş. İşte zekkuma, varatrı cehenneme, cehennemde kayalar var. Bir de böyle küçük küçük, nasıl ki sen şey kömürleri yakıyorlar. Hey gidi millet, anca mangal keyfi, mangal. Ondan sonra kömürleri kızdırıyor diyor. Böyle mangalların e, içindeki kömür veya odun neyse, kıpkızıl şekilde. Ama tabii ki taş dediği için cehennemde kibrit taşlar var. Bu şimdi kibrit var ya, şey çakıyorsun, yakıyorsun falan. Onun sırf taş kibrit tümü yakıcı madde. Başkasının yakıcı madde düşün ki kendi yandımı nasıl yanacak yani. İşte cehennemin kayalarına doğru önlerinde bir yama, arkalarında bir yama, bütün vücutları çıplak koşuyorlar. Ama koştuğun şey nedir? Suya koşuyorum diye koşuyor. Yiyeceğe koşuyorum diye koşuyor. Tavarların e, dereye koşması gibi koşuyor ama bunun koştuğu yerden su yok. Zari'i var, zekkum var, kıp kızıl taşlar var. Onları yutacak. Ya. Kale dedi men haula ya Cibril. Ey Cibril bunlar kimler ola? Ne yapmış bunlar dünyada? Ne amel etmişler? Bak Miraç gecesi daha göklere giderken neler gösterildi ona. Kale bu davla la yuduna sadakati Bunlar o kimselerdi ki dünyada malları Allah mal vermişti onlara. Mallarının zekatlarını vermiyorlardı. Burada sadaka zekat manasındadır. Çünkü normal manada sadaka vermeyene bu azap olmaz. Faziletli amelli terk etmiş olur, sünnet terk etmiş olur. Ama zekatı vermezse böyle azap var. Ve ma Allah onlara zulmetmedi. Mevla kimseye haksızlık etmez. Ve ma allahu bi lil Allah kullarına zerre kadar haksızlık ve zulüm yapmaz. Bunlar hak ettiler. Onun için namaz ne kadar önemli. Zekat ne kadar önemli? E, Cihad ne kadar önemli? Bu hadis-i şerif bize bütün bunları beyan etti. Bezzar büyük muhaddis İmam Bezzar bu hadis-i şerifi tahric etti. Evet çok Bezzar sahih müstedi var. Evendi Müstedül Bezzar el-Bahrü zekhar diye adı geçiyor. E, o tabii bütün alimler onlar çok evvel. Bezzar çok eski bir muhaddis. Anladın mı? Onun için onların kitaplarında geçen hadis-i şerifler ondan sonra bakın 1250 senede bütün ulema o hadisleri alıyor bu İbn -i Hacer Hazret'in kitabında. Çünkü neden? Bezzar'da bir hadis geçiyorsa senedi sahiptir. Bütün ulema kitaplarında mezkurdur. Allah Teala kul haklarından halas olarak kendi haklarını bir hakkın ifaya muvaffak kılınarak borçsuz, harçsız, kazasız, Zekat borcu olmadan ölmeyi cümlemize nasip eylesin.